Alo. Tamam, biliyorum orayı. Geliriz tabii, geliriz bize gele. Tamam. Ne oluyor? Melody'nin kaza yaptığı gün beni birinin telefonundan aramıştı. Ya işte o kız aradı şimdi beni. Melody'nin başına gelenlerle ilgili konuşmak istiyormuş. Biz o kıza kaç kere ulaşmaya çalışmıştık biliyor musun? Bak sonunda vicdana geldi. Ben gidiyorum Cem. Dur, nereye? Bak kız bu işten vazgeçmeden hemen Ege'yle gitmem lazım Cem. Bu sinema balık işini de sonra yaparız tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Allah kahretsin. Ege hemen gitmemiz lazım. Ne oluyor Zeynep nereye? Ya Melody'nin kaza yaptığı gece hani beni birisi bir numaradan aramıştı ya. Evet aramıştık ama ulaşamamıştık. İşte o bana ulaştı. Bizimle konuşmak istiyormuş. Sen ciddi misin? Evet sanırım o kaza gecesiyle ilgili konuşmak istiyor bizimle. Ya inanmıyorum ya inanmıyorum. Bunca zamandır adamlar tehdit ettiği için kaçıyormuş herkesten meğer. Neyse ki mahkeme günü geldiğinde orada olacakmış. O gün orada olmak için. Ben de Ege. Ben de canımı verirdim. Yani şöyle düşünelim. Çok yaklaştın. Kızın adını öğrendin. Sadece Seda. Ya binlerce Seda var bu ülkede Zeynep. Yani ne soyadını biliyoruz ne başka bir şey. Elbet bir gün bulacağım. Ama kim bilir ne zaman. Ya barın sahibinin kız kardeşiymiş işte. Evet ama bar kapatıldı. Barın asıl sahibiyle ilgili de bir şey bilmiyoruz. Yani o kadar araştırma yaptım. Barı sadece binin üstüne yapmışlar. Bence asıl sahibiyle alakası yok. Peki saçlarla ilgili bir gelişme var mı? Analiz için gönderdiğim laboratuvar yanmış. Yandı mı? Yani neyse ki tedbir için hepsini göndermemiştim. Hala bir kısmı var bende. Ha benim neden haberim yok bundan mesela? Ya sana neden söylemedim bilmiyorum Zeynep. Araya bir şeyler girdi herhalde. Neyse sen kızın saçları siyah demiştin. Evet. Evet ama kız Seda'nın sarı saçlı olduğunu söyledi. Yani o zaman kesin peruk taktı bu. Tanınmamak için. O zaman bu saçlar onun. Benim bunları polise vermem gerekiyor. Kesinlikle Ege. Kesinlikle. Bak Melody'nin katilinin DNA'sı var o kolyenin içinde.